Serdem. Hoş geldiniz validem. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Rüstem asla Mihrimah'ın dengi değil. Hünkârımız buna nasıl müsaade eder? Biz de bunu konuşuyorduk. Ben onu hünkârımızın etrafından uzaklaştırmaya çalışırken o burnunun dibine kadar girdi. Aklım almıyor bir türlü. Mutlaka Mihrimah Sultanımız mecbur kalmıştır. Öyle değil mi sultanım? Hürrem Sultan döner dönmez ilk hamlesini yaptı. Lütfi Paşa'nın vezir-i azam olmasına sessiz kalmayacağı belliydi. Rüstem denen meluna haddini bildirmek icap eder şehzadem. Bunu ancak sen yaparsın. Hünkârımız kararını vermiş bir kere. Ne yapabiliriz? Bu izdivaç öyle alalade bir izdivaç değil. Hürrem'in Rüstem Paşa'ya güç ve ikbal sağlamasının tek bir maksadı var. Senden kurtulmak. Eğer onları bugün durdurmazsak yarın çok geç olacak. Yoksa Rüstem Paşa'yı... İlla ölmesi gerekmiyor. Ondan kurtulmanın başka yolları da var. Şah-ı Huban Sultan Hazretleri. Evvela size selam eder, afiyette olmanızı dilerim. Lütfedip gönderdiğiniz mektupla payitahtta esen sert rüzgarlardan haberdar olduk. Zevciniz Lütfü Paşa'nın layık oldukları makama gelmesiyle ne kadar mesut olduysak, verdiğiniz izdivaç haberiyle de bir o kadar bedbaht olduğumuzu bilmenizi isterim. Gel. Rüstem Paşa'nın hünkârımıza münasip bir damadı olmadığı malumunuz sebeplerden mütevellit aşikardır. Hüküm bu yönde verildikten sonra bize kararı tartışmak düşmez. Ancak bu kararın alınmış olması illaki tatbik edileceği manasına da gelmez. Siz kıymetli sultanımızın da bu izdivaca mani olmak hususunda benimle hemfikir olduklarından şüphem yok. Evet. Ne diyorsunuz bu fikre? Vallahi sultanım, bu oyunlara ne lüzum var? Rüstem divana girse de o divanı ben yönetiyor olacağım. Bir yolunu bulup başımızdan def ederim. Evelallah. İşimizi talihe bırakamayız paşa. O nikah kıyılmayacak. Bence Mahidevran'ın fikri muazzam. Derhal tatbik edilmeli. Sen ne düşünüyorsun Gülfem? Yıllar önce Hatice Sultanımızın başına gelenleri düşünürsek... olmayacak şey değil sultan. Ben de böyle düşünüyorum. Bu iş sandığımızdan daha kolay halledilecek. Mahidevran'a da bir mektup yazıp... tebrik etmeli. Zira mevzu bahis oğlunun hayatı olunca kafası çalışmaya başladı nihayet. Külliyenizin inşaatı hızla devam ediyor sultanım. Vallahi hayret ettim doğrusu. Zira mimarbaşı Sinan Ağa taşları bizzat kendi taşıyor. Eğer böyle devam ederse vaktinden evvel teslim edecek. Sinan Ağa'ya haber yolla. Eğer kızımın düğününü yetiştirirse gönlünde ne geçiyorsa dilesin benden. Emredersiniz sultanım. Gel Mihrimah, yaklaş şöyle. Nedir bu yüzünün hali? Validen bağışlayın. Cüretimi mazur görün. Lakin ben yapamayacağım.
Rüstem Paşa ile evlenemem, bu mümkün değil. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Mevzu mühim. Mihrim. Ay parça benim. Ben kendime bir söz verdim. Sana evlatlarıma bir söz verdim. Bir sultan olarak doğdum. Bunu asla aklından çıkarma. Benden daha güçlü olacaksın. Benim gibi köle olmayacaksın. Benim yapamadıklarımı sen yapacaksın. Şimdi belki üzülüyorsun. Canın yanıyor. Ama geçecek. Zaman seni iyileştirecek Mişima. Ve bana inan, mesut olacaksın. Halide. Ağlanıp sızlanmayı kes artık Mişima. Bu istivacın sebebini sana defalarca anlattım. Mevzu bahis olan kardeşlerinin istikbaliken küçük bir kız çocuğu gibi davranamazsın. Ben evleneceksin diyorsam evleneceksin. Bu bana ve kardeşlerine olan sadakatinin bir ispat olacaktır. Ve unutma ki sadakat her şeyden daha mühimdir. Aşktan da. Gel. Hünkârım. Hoş geldin Lütfü Paşa. Mehribah Sultanım'ın düğün hediyesi. Aklımdakini yapabilirsem ne âlâ. Düğüne yetiştirmek nasip olur inşallah. İnşallah hünkârım. Siz ne eylerseniz güzel eylersiniz elbet. Mühim olduğunu söylemiş. Vallahi nasıl söylesem hünkârım. Tatsız bir haber verip sizleri üzmek istemezdim. Harput Sancak Bey'inden bir haber aldım. Kulağına Rüstem Paşa ile alakalı bir dedikodu gelmiş. Söylediğine göre Rüstem Paşa illet bir hastalığın pençesine düşmüş. Sen ne dersin paşa? Ne hastalığıymış bu? Dediklerine göre cüzzammış hünkârım. Cüzzam. Sen niye hala buradasın? Hı? Sana gitmeni söylemedim mi? Ergani'den dönmeni bekledim. İhtiyacın olan her şeyi temin ettim. Verdiğim mihir de sende kalacak. Gerçi sen küpünü ziyadesiyle doldurmuşsundur. Öyle değil mi? Benden çaldıkların sana kâfi. Ben ne yaparım paşam? Nereye giderim tek başıma? Şah Sultanımızın yanına git hatun. Sadık hizmetkarını sahipsiz bırakmaz herhalde. Evlenince ne olacağını sanıyorsun? Mihrimah Sultan asla yüzüne bakmaz. Zira onun kalbi Alkoçoğlu'na ait. Ona aşık. Bu nasıl sultanım?
Rengi çok güzel ancak kumaşı istediğim gibi değil. Düğün keş vakti olacak. Ona göre düşünmek lazım. Bu tam istediğiniz gibi sultanım. Hem Meşimah Sultanımızın zarafetine de çok yakışacaktır. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Afife Hatun. Bizi Hürrem Sultan'la yalnız bıraktı. Hoş geldin Süleyman. Ben de Mişiman düğün kıyafeti için kumaşları seçiyordum. Havadisler iyi değil Hürrem. Rüstem'in hasta olduğu söyleniyor. Denildiğine göre cüzzam denen illete yakalanmış. Sen ne cüretle benimle böyle konuşuyorsun Hatun? Hakikat bu paşa. Ne yaparsan yap değiştiremezsin. Sultanımız başkasına aşık. Seninle istemedim. Hasan yapmayın Hasan. Aziza. Paşa. Götürün şunu karşımdan. Nigar Hatun'a ne olacak basam? Bir dedikoduya nasıl itibar ederiz Süleyman? Ne malum paşanın hasta olduğu? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Hürrem. Harput Sancak Bey malumat gönderdi. Belli ki vaziyet bu. Rüstem Paşa'nın seveni kadar sevmeyeni de var, bana öyle geliyor ki. Sırf bu evliliğe mani olmak için bu iftirayı attılar. Mevzu bahis olan Mihrimah Hürrem. Böyle söylentiler varken nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Ben sadece her ihtimali düşünelim diye söyledim. Allah korusun, eğer böyle bir hastalık varsa evlenmeleri mümkün değil zaten. Sultanım. Osman. Huri Cihan. Gelin yanıma. Çocukları odalarına götür. Hayırdır inşallah sultanım. Bilmeden bir kusur mu işledim? Onların bir babası var. Hüsrev Paşa. Şu anda aramızda olmasa bile. Var. Zinhar kendinizi onun yerine koymayın. Burası bir zindan değil sultanım. Ben de zindancı değilim. Kendi sarayınızda evlatlarınızla huzurlu ve mesut olmanız için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Sizi gördüğüm ilk andan beri tatlı bir söz, sıcak bir bakıştan gayri hiçbir şey istemedim. Eğer buysa sizi rahatsız eden, onu da istemem. Sonunda düşmanlarımız harekete geçti. Demek bu yüzden susmuşlar onca vakit. Bağışlayın sultanım, fakat maazallah ya doğruysa belki de paşa hakikaten hasta. Ağzından yer altın Sümbülem.
Öyle olsa en başında benim haberim olurdu. Ben zannetmem sultanım. Zira paşa hastaysa bunu saklamak ister. Sultanım. Ne var Fahriye Hatun? Şah Sultan geldi az evvel. Has odaya doğru gidiyordu. Tahmin ettiğim gibi. Hiç kimse duymayacak bunu Sübila. Bilhassa Mirima. Hay Allah. Nereden çıktı bu illet? Tam da düğün arifesinde. Cüzdem çok tehlikeli bir hastalıktır. Allah şifa versin. Amin. Amin. Lakin bugüne kadar kurtulanı görülmedi. Öldürmese bile çok çektirir. İnsanın içini kemirir. Mirima nasıl? Henüz haberi yok. Hünkârım, bir an evvel öğrenmesi lazım. Zira bu şartlar altında düğünün olması mümkün değil. Öyle değil mi? Neden üzüldün? Annem mi kızdı yoksa? Hayır şehzadem. Hadi sen de ayrına git. Validen merak eder. Sultanım. Duyunca çok üzüldüm sultanım. Allah şifa verir inşallah. Ne demek bu Gülfem Hatun? Ne şifası, kim hasta? Bağışlayın, haberiniz var sanıyordum. Mehmet mi, Selim mi? Şükürler olsun şehzadelerimiz iyi. Ancak Rüstem Paşa kötü dediler. Cüzdama yakalanmış. Cüzdan mı? Öyle dediler. Bu vaziyette düğün iptal edilir. Allah size sabır versin. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Sultanım demek siz de buradasınız. Haberi alır almaz geldim Hürrem. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun sultanım. Ama bu bir dedikodu sadece. En azından ben öyle umut ediyorum. İnşallah öyledir. Lakin lafının edilmesi dahi kafi. Hanedanımızın göz bebeği Mihrimah'ı göz göre göre ateşe atamayız. Şah Sultan haklı Hürrem. Düğün hazırlıklarını durdur. Lütfi Paşa'dan bir iki haftaya kadar kat'i bir malumat gelecektir. O güne kadar bekleyeceğiz. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Ancak böylesine mühim bir mevzuda daha ihtiyatlı davranmak icap etmez mi? Tavsiyen nedir? Hususi hekiminiz Moşe Hamon, Rüstem Paşa'yı muayene etmeye gitsin. Sahiden bir hastalık varsa mutlaka kendisi tespit edecektir. Böylece hepimizin içi rahat eder. Bu illeti iyi bilirim. Hemen göstermez kendini. İçten içe kemirir insanı. Bizlerin kulağına kadar geldiğine göre hastalık hayli ilerlemiş olmalı. Öyle değil mi? Yine de siz en doğrusunu bilirsiniz hünkârım. Gel.
Lütfü Paşa geldi mi? Geldiler sultanım. Odasındalar. Başka bir arzunuz var mı paşam? Sultanım. Konuşmanız nasıl geçti? Hünkârımız ne buyurdular? Hürrem gene yaptı yapacağını. Moşe Efendi Diyarbakır'a Rüstem Paşa'yı muayene etmeye gidecek. Onun vereceği malumat beklenecek. Muayenede hasta olmadı ortaya çıkacaktır. Şimdi ne yapacaksınız sultanım? Ben her türlü ihtimali düşündüm paşa, merak etme. Aklımda bir şey var elbet. Hangi kıyafetinizi giymek istersiniz sultanım? Derhal hazırlayın. Yemeğinizi nerede yemek istersiniz sultanım? Aceles yok, daha sonra yerim. Sultanım. Siz çıkın. Sultanım, Vali Bey hala Signora Silvia ile görüşüyor. İkisi dün geceyi bir handa geçirdiler. Ne gülüyorsun sen? Halimize gülüyorum. Eğer o gün seni amcamın evinde görmeseydim... ...şu an muhtemelen Venedik'te benim için verilen bir balada olacaktım. Yoksa Signora bu küçük han odasından sıkıldı mı? Asla. Senin olduğun her yer cennet benim için. Bunu seni Korfu'da ilk gördüğüm an hissetmiştim. Bir gün tekrar buluşacağımızı biliyordum. Kadın ne olacak? Ben korkuyorum. Ya bana bir şey yaparsa? Sen amcanın yanına git. Ve ben haber göndermedikçe sakın dışarı çıkma. Kimdi o kadın? Belli ki çok zengin biri. Ve sana aşık. Oynamayalı epey ilerletmişsin. Cihangir'le oynuyorum daha çok. Yaşı küçük ama mangal adı üstüne yok. Geçen gün Selim'i mağlup etti. Öyle mi? Gözün her daim üzerinde olsun. Bildiğin ne varsa öğret ona, kendini eksik kusurlu hissetmesin sizin yanınızda. Merak etmeyin. Hünkârım. Söyle. Malumunuz iki sefere katıldım. Zannediyorum sancağa çıkmam için kâfi bir tecrübe. Kâfidir aslanım. Ben de Mihrimah'ın düğününden sonra göndermeyi düşünüyordum zaten. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Hünkârım. Hoş geldin Mihrimah'ım. Hünkârım, Rüstem Paşa ile alakalı bir haber çalındı kulağıma. Telaş etme. Doğru mu değil mi henüz belli değil. Diyarbakır'a bir hekim gönderdim. Vaziyeti tetkik edip bana bildirecek. Ne oldu ki paşaya?
Moşa Efendi ne vakit çıkacakmış yola? Bir malumatım yok sultanım, lakin öğrenirim. Hatun, ne yapıyorsun sen? Tövbe yarabbim, Allahümme sabriyin. Paşam bağışlayın, ben şimdi temizlerim. Çekil hadi, çekil hatun, çekil. Bu nasıl iş görmek böyle? Ağlar. Paşa Hazretleri bağışlayın ne olur, sultanım. Diz bu hatunu eski saraya gönderin. Zinhar hizmetimde istemiyorum artık. Hadi. Hadi. Tövbe tövbe. Hayırdır paşa? Nedir bu öfke? Niye bu kadar kızdınız? Vallahi bir değil, iki değil sultanım. Hatun beceriksiz. Bu kaçıncı sakarlı? Bu Rüstem meselesi hayli canınıza sıkmış belli ki. Hünkârım, Malkoçoğlu beni bekler. Müsaadenizle at binmeye gideceğiz. Az evvel siz sual etmek için ben yanına uğradım. Sarayda değildi. Son zamanlarda hiç gözükmüyordu. Anlaşılan o ki hakkında söylenenler doğru. Neler söylenirmiş hakkında? Esma söyledi. Bali Bey, Silvi adında bir hatunla görüşüyormuş. Kimmiş bu hatun? Venedik elçisi Signor Tomasso'nun yeğeni. Sultanım, vallahi ben bir şey yapmadım. Bir anda bağırmaya başladı. Ben ne olduğunu anlayamadan kovdu beni. Hani her şey yolundaydı hatun? Öyleydi, yemin ederim. Ben emrettiğiniz üzere elimden gelen her şeyi yaptım sultanım. Madem öyle, senin neden eski saraya yolladı? Şah sultanımızdan çekindi belli ki. Yani anlar ya da konuşurum diye korktu. Bilmiyorum sultanım. Merak etme hatun, sen eski saraya git. Seninle alakadar olacağım. Sultanım, bu kötü oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu kadarı bana kâfi Zümbül. Hatunu kovması da işimize yarayacak. Hünkârım. Nihayet gelebildin Malkoçoğlu. Ne vakit sual etsem yoksun. Bağışlayın hünkârım. Şehirde bazı işlerim vardı. Venedik elçisinin yeğeniyle gönül eğlendirmek midir senin işin? Hünkârım, izah edeyim. Böyle bir münasebete zinhar tahammülüm yoktur bilesin. Unutma ki gittiğin her yerde hususi müsahibim olarak beni temsil ediyorsun. Bu Venedikli taifesi kendi menfaatleri için her yolu dener. Bu münasebete derhal son vermeni istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Rüstem Paşa için üzüntülerimi dile getireceksin yoksa? Malumum oldu. Kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Amin, amin. Müsaadenizle. Silvi Altun'a selamlarımı iletin. Kendisine iyi yolculuklar diliyorum. Pir Ali oğlu İsmail Şeyh Maşuki, küfre girip müminleri İslam'dan uzaklaştırıcı vaaz vermek ve cemaati şeytan işi adetlerle peşinden sürüklemek maksadıyla
tarikat kurmak ve mürit edinmek ile itham ediliyorsun. Bir diyeceğin var mı? Şu dünyada meziyetlerin en büyüğü doğru söz söylemek, doğru bildiğini cahile öğretmekse, kainatın hakikati neyse onu der, doğru bildiğimden de başka bir şey söylemem. Susun! Susun diyorum. Herkes dinlesin. Sen Zeynel Efendi, Şeyh Maşuki'nin vaazlarına katıldığını beyan etmişsin. Anlattıklarına şahitlik eder misin? Ederim Kadı Efendi. Birkaç kez dinlemiştim kendisini. Neler söyledi? Anlat bakalım. İnsan kadimdir dedi. İnsana hiçbir şey haram olmazmış. Her insan haşa huzurdan af buyurun Allah'ın ta kendisiymiş. Peki sen Ömer Efendi, bu laflara şahitlik eder misin? Ederim Kadı Efendi. Ölüm yokmuş. Ruh bir bedenden çıkar, başka bir bedene girermiş. Gel. Sultanım, arzunuz üzere Moşe Amon Efendi geldi. Alın içeri. Sultanım. Hoş geldin Moşe Efendi. İşittiğime göre mühim bir vazife için Diyarbakır'a gidecekmişsin. Ne vakit çıkacaksın yola? Kısmetse bugün yola çıkacağım sultanım. Âlâ. Rüstem Paşa'nın hasta olduğundan şüphem yok. Lakin bunu saklamak için elinden geleni yapacaktır. Bu yüzden tedbirli ol. Merak buyurmayın sultanım. Nasıl merak etmem? Mevzu bahis yeğenimin istikbali. Şayet paşa cüzzam değilse bunu ispat etmeye mecbursun. Bunu ispat etmek güç sultanım. Zira henüz sirayet ettiyse bu cüzzam öyle hemen belli olmaz. Ben de bu yüzden söylüyorum zaten. Eğer ispat etmeden paşanın iyi olduğunu söylersen verilecek yanlış bir kararın bedelini kendi canınla ödersin. Sana Şeyh Maşuki derlermiş. Lütfetmişler. Hakkında dinsiz olduğuna dair iddialar var. Şahitlere göre haşa, herkes Allah'tır. Şeriatın haram dediği her şey helaldir. Livata ve zina helaldir. Kabir azabı ve hesap yoktur. Ruh bir bedenden çıkıp diğer bedene girer. Üstesinden gelirsen ye, iç, yat, uyu hepsi ibadettir. Babam Kutup, ben de Mehdi'yim. Ve daha bir sürü küfre delalet eden sözler söylemişsin. 8 kişi bu sözleri söylediğine dair şehadet ediyor. Bu iddialara diyeceğin nedir? İnsanlar zahire bakıyorlar. Batıni alemi göremiyorlar. Be adam! Oruç, zekat ve hac Yezide Cereme için gelmiştir. Mümin olana yılda 2 kere bayram namazı vardır. O 2 namazda da secde yerinde bizi görün. Diğer bütün ibadetler avam içindir. Onları meşgul etmek ve birbirleriyle uğraşmasını önlemek için. Ne demek? Sen Allah'ın emrini, Cenab-ı Hakk'ın emrini inkar edip müminleri ibadetten soğutmaya çalışıyorsun. Bu sözlerim ehlullah içindir. Namaz, dinin direği, imanın ölçeğidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette namazın önemine işaret edilip kılanlardan övgüyle söz edilir. Sen Cenab-ı Hakk'ın emrini inkar mı ediyorsun? Kur'an'ı zahiren yorumluyorsunuz. Ben batını ve deruni yorumunu yapıyorum.
Bunu görmek için göz, bilmek için ilim lazım gelir. Zina ve livata büyük günah kabul edilirken sen zina ve livatada nesne yoktur demişsin. Müminlerin ahlakını yıkmaya mı çalışıyorsun? Hepimiz topraktan gelmiyor muyuz? Zina dediğiniz toprağın toprağa değmesidir. Ne mahsuru var? Bunlar aşkın lezzetidir. İnsanı yaratan sensin. Bir kadına yaklaşırsın. Doğurduktan sonra da Allah yarattı dersin. Benim sözlerim zahirde saçma görülebilir. Ama şerh ve tahlili halinde manidardır. Efendiler, İsmail hala küfründe inat ediyor. Dinsizliği aşikardır. Küfründen dolayı da katledilmeli. Ben de aynı fikirdeyim. Karar vermek zor. Babası Pir Ali çok muhterem bir insandı. İsmail'in gençliğinden dolayı cehaletine verip memleketine gönderdik. Fakat uslanmadı. Söylediklerine ve 8 şahidin ifadelerine göre ben de zındık ve mülhid olduğuna karar verdim. Şeyhülislam olarak ben de İsmail'in ve onun dinsiz görüşlerini kabul eden 12 müridinin katline fetva veriyorum. Pir Ali oğlu İsmail Maşuki ve müritleri. Bahsi geçen ithamlardan mütevellit suçlu bulunmuşlardır. Müritleriyle birlikte at meydanında kelleleri alınmak suretiyle idamlarına hükmedilmiştir. Adım Süleyman Paşa'yı kubbe vezirim olarak tayin etmek isterim. Ne dersin Lütfü Paşa? Siz her zaman en doğrusuna hükmedersiniz hünkârım. Kendisi devlet âliyeye bağlı, güçlü ve sadık bir kulunuzdur. Bu vazifeyi layığıyla yapacaktır. Bizim ölümümüz bir kuş kafesinin kırılmasına benzer. Kafes kırılır, kuş hürriyetine kavuşur. Bu ölüm bizim kurtuluşumuzdur. Adına dünya denilen zindanın yıkılmasıdır. Biz aşk kâbesinin yolcularıyız. Zulme uğradık. Zulmedenler unutulacak. Bizler baki kalacağız. Kafirlikte ısrar edince bu genç yaşta sonu kötü oldu. Cahil başının cezasını yine başı çekti. Babası Pir Ali Efendi'nin yüzü suyu hürmetine göstermiş olduğunuz müsemmayı elinin tersiyle itti. Bu gafili dinleyip vaazlarına kıymet verenler varsa onlara da ibret olur inşallah.
Hürrem. Sultanım. Rüstem'in hastalığına pek üzüldüğünü işittim. İstersen ziyaretine git. Ne de olsa müstakbel damadın. Lüzum yok sultanım, kendisi yakında gelecek. Malumunuz bu hastalık yalanı. Düşmanlarımın son çirpinişleri. Bunu söylemek için mi geldin Hürre? Bugün eski sarayı ziyaret ettim. Yanıma bir hatun geldi. Kapı halkınız donmuş. Ahsen Hatun. Söylediğine göre Lütfi Paşa onu kovmuş. Benden yardım istedi. Ne oluyor Hürre? Evvela itibar etmedim. Ancak öyle şeyler söyledi ki bilmeniz icap ediyor. Söylediğine göre hatun, af buyurun haşa, huzurda Lütfi Paşa'yla bir münasebetleri olmuş. Birkaç gün seni göremem sanıyordum. Özledi mi beni yoksa? Ne vakit Venedik'e döneceksin Silvia? Neden? Gitmemi istiyorsun yoksa? İstanbul'da kalman doğru değil. Bir an evvel ülkene dönmen lazım. Nereden çıktı bu? Hani birbirimizi bulmuşken tekrar bırakmayacaktık? Hı? Öyle demiştin bana. Bunu sen söyledin. Ben böyle bir söz vermedim. Bu bizim son gecemiz. Bir daha görüşmeyeceğim seninle. İlk gemiye binip ülkene gideceksin. Neden ama? Ne oldu? O kadın yüzünden değil mi? Beni tehdit etmişti zaten. Eğer gitmezsem sana zarar gelecek dedi. Bana kimse zarar veremez. Sana da zarar gelsin istemem. Kim bilir belki bir gün bir daha karşılaşırız. Ancak İstanbul'da değil Hatun. Ben bu vazifedeyken değil. Malkoçoğlu, ben ne istiyorsan yapmaya hazırım. Müslüman olurum, karın olurum. Venedik'e dön Silvia. Dön. Zavallı cariyeyi çirkin iftiralarını alet etme Hürrem. Madem öyle, o halde Lütfü Paşa'yı sual edin. Bir kadın anlar öyle değil mi? Bilhassa sizin gibi akıllı bir kadın. Ne zamandır aramıza nifak sokmaya çalıştığını biliyorum. Başarılı olamayınca kendine bu yolu mu seçtin? Sultanım, ben hakikat neyse onu söylerim. İnanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş. Hayırlı geceler, sultanım.